Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Herhalde alkışın en güzeli kadınların alkışı. Çünkü kadının takdiri insana sanki önce bir anne takdirini hatırlatıyor. Elbette çocuğu dünyaya getiren annenin emeği çok büyük bir evlatta. Dolayısıyla bir evlat da hani önce anneme mahcup olmayayım duygusu taşır. En azından benim için öyle. Çocukken tabii yaramazlıklarımız var. Mesela canım yandığında çok böyle biraz haylazlığım da boldu. İşte düşer kalkar vesaire. Parmağı kesilir, kolu kırılır. Mesela acıyı hissederdim ama annem duymasın derdim. İlk duygum oydu. Bu 6, 7, 8, 9, 10'lu yaşlarda. Ya da bir başarı elde etmişsem onu ilk anneyle paylaşma duygusu beslerdim. Dolayısıyla gerçekten kadının bir takdiri ya da kadın vicdanıyla yaptığınız bir şeyin toplumda karşılık bulması gerçekten benim için çok güçlü bir duygu, beni besleyen ve bana güç katan, yaptığım işin doğru olduğu inancını daha da büyüten bir takdir. O bakımdan iyi ki sizler varsınız. Yani yönetim kademesinde bulunan kadınlarla bir aradayız. Bugün hem meclis üyelerimiz var, her ne kadar bugün ilçe belediyelerin meclis günü olduğu için biraz kısıtlı katılım oldu ama meclis üyelerimiz var. Hem İstanbul'un belki de kadın yönetimi noktasındaki simgesi kadın muhtarlarımız var. Genel sekreter yardımcımız da bizim bünyemizdeki kadın yönetici ve çalışanların bir simgesi olarak aramızda diye kabul edelim. Çünkü oldukça yüksek sayıda hem kadın yöneticimiz var hem kadın çalışanlarımız var. Gerçekten hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kadın emekçi kadın günü, kadınlar gününüz şimdiden kutlu olsun diyorum. Yarın hep beraber kutlayacağız. Özellikle yerel demokraside toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına önemli bir misyonunuz var. Önemli bir konumdasınız. Sizler aslında ülkemizdeki kadının sesi, kadının yönetimdeki gücü anlamında simgesiniz. Size bakan insanlar, sizi takip eden özellikle genç kadınlar, özellikle çocuklarımız, kızlarımız belki de sizi izlerken, siz konuşurken, sizin dilinizi takip ederken, tavrınızı takip ederken ya da bir mahallede ihtiyaç duyduğunda muhtarlığa gelip sizi gördüğünde ve bir kadının muhtar olduğunu gördüğünde onun da geleceğe dair hayallerini süslüyorsunuz. Yani ben kadınım ve temsiliyet hakkım var. Bunu en üst seviyede yapabilirim duygusu belki de sizleri gördüğü andan itibaren başlıyor. Türkiye'de bu anlamda kadının erkeğe oranla geride kaldığı bir gerçek. Aslında hani tek başına ülkemizi bu anlamda eleştirmek de haksızlık olur. Bu dünyada da böyle. Bazen bazı görüntüler hepimizi çok rahatsız ediyor. Bu İstanbul'da olsun, Türkiye'nin herhangi bir kuruluşunda, kurumunda ya da bir buluşma anında olsun, masanın etrafında buluştuğumuzda bazen 30, 40, 50 kişilik heyetlerin olduğu yerde tek bir kadın görememek gerçekten üzüntü verici. Ve orada alınan kararlar, ortaya konan tespitler subjektif kalır. Yani gerçekçi de olmaz. Kadın duygusu eğer ki toplumun yarısı kadın, hatta bazen yarısından fazlası bazı şehirlerde, ilçelerde, ülkelerde baktığınızda kadının oranı bir miktar daha fazla olduğu oran oldukça fazladır. O bakımdan hani böyle bir oran varken hiç kadının temsil etmediği yerde
kadın duygusunu nasıl ifade edebiliriz? Ya da o konuda nasıl gerçekçi bir karar alabiliriz? O bakımdan mümkün olduğu kadar bunu kendi bulunduğum heyetlerde eksik tutmamaya, tam aksine eşitlemek için gayret gösteriyorum. Çünkü başka türlü oradan bir anlamlı karar çıkmayacağını biliyorum, hissediyorum ve buna şahidim. Hafta sonu kızım bizi biraz hesaba çekti, böyle anne ve babayı karşısına aldı. Yaşadığı bir sorunu analiz etmek istediğini söyledi. Biraz tabii vakitsizliğimiz de olduğundan da şikayetçi ama Eylül ayında 11 yaşında olacak olan kızımın aslında ne kadar kararlı, ne kadar dirayetli, ne kadar fikrine sahip ve fikrini ifade etme konusunda özgür ve aynı zamanda inançlı olduğunu gördüm. O kadar mutlu oldum ki aslında her kız çocuğu öyle doğar. Her kız çocuğu öyle doğar. Toplum yaşamı içerisinde onun eşitliğini bozan bizleriz. Yani hep beraber yapıyoruz bu hatayı. Tek başına erkeklere de mal etmeyelim lütfen. Yani bir evde anne ve babayla başlayan o eşitlik duygusu dönem ve zaman içerisinde şayet bozuluyorsa burada elbette kadının kusurundan biraz daha fazladır erkeğin kusuru ama eşitlik duygusunun evden başladığını ve onu evde büyütmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim. Şimdi mesela ben kızımın duygularını en üst seviyede dile getirmesi, hakkını araması, aynı zamanda adaletli davranarak haksız olduğu yerde de ki Allah'tan ki münazara konusu annesiyle arasındaki olan konuydu. Ben biraz konu dışındaydım. Ama gerektiği yerde kendi kusurunu da dile getirme adaleti beni çok mutlu etti. Şimdi 10-11 yaşındaki kızımın hayat boyu o eşitliğini, o kararlılığını, o cesaretini ve o adaletini korumak, kollamak, hatta geliştirmek zorunluluğum var. Onun için yönetici olarak bulunduğum mevki ne olursa olsun, hayat boyu bu kararlılığı nasıl kızım için gösteriyorsam, toplum içerisindeki bütün kadınlar için göstermeye kararlıyım. Hepiniz buna şahit olun. Onun için gerek seçilmiş, gerek atanmış, yönetimi etki edecek pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması şarttır. Çünkü gerçekten kadınların dünyayı daha güzel bir geleceğe taşımak için topluma sunabilecekleri çok önemli katkıları olduğunu biliyorum. Kadınların etkin pozisyonda eşit olarak yer aldığı ortamlarda gerçekten dünyanın daha huzurlu, daha yaratıcı ve daha barış içerisinde olacağına da inanıyorum. Yani biraz işte çevremize baktığımızda bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz, hepimizi derinden üzüyor. İnanın o masalarda geçen bir eleştiri okudum. Şu anda savaşın iki tarafı olarak Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Belki fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar. Gerçekten zor çıkar. Ve hani toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksiği vardır. Ya eksikliği vardır. Kadın o masada ya da kadınların o mekanizmadaki varlığı gerçekten barışı ve huzuru güçlendirir. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda. Gerçekten engellerle karşılaştığınızı da biliyorum. Yani kadınların temsiliyet noktasında ama seçilmişlik, ama atanmış olmak, ama bütün bunların olabilmesi için fırsat eşitliği noktasında erkek adaylara oranla çok fazla engelle karşılaştığınızı da biliyorum. Bunu değiştirmemiz lazım. Tabii burada başta da söylediğim gibi burada özellikle bir zihniyet değişikliğinin şart olduğunu ve bunun oluştuğu takdirde de kadınların önüne
çıkan engelleri kaldırmamızın daha kolay olacağını hatırlatmak isterim. Bu tabii aynı zamanda geleceğe dair güzel bir yol haritası önümüze koyacaktır. Bu açıdan sizin başarınız, az önce de söyledim, mücadeleniz çok kıymetli bir örnektir. Bunu arttırmak, sosyal hayatında, kariyer yolculuğunda, siyaset mücadelesinde daha cesur kadınların toplumda varlığını büyütmek hepimizin görevi. Özellikle İstanbul bu konuda en önemli noktalardan bir tanesi. Sadece Türkiye için değil, İstanbul'daki her olumlu adım, her olumlu iş sadece Türkiye'ye örnek olduğunu düşünmeyin. İstanbul yakın coğrafyası dahil olmak üzere Orta Doğu'dan Orta Asya'ya varıncaya kadar, kuzeyinden bütün Avrupa'ya, Balkanlara varıncaya kadar ne kadar etkili olduğunu ben yaşıyorum ve biliyorum. O bakımdan iyi hareketlerimiz, güzel hareketlerimiz bütün dünyaya örnek teşkil ettiğinin de biz İstanbul yönetimi olarak farkındayız. Az önce çok değerli bir sunum yaptı Şengül Hanım. Teşekkür ediyorum kendisine. Hani bana da açıkçası biraz bütün işlerimizi olmasa da büyük bir kısmını kadına yönelik, büyük bir kısmını anımsattı. Ve gerçekten hani hayatımıza güzel işler kattığımızı hissettim kadın adına. Ama yeterli olmadığını da biliyorum. Daha da büyütmeliyiz, daha da güzel hale getirmeliyiz. Ben ilk genel sekreter yardımcısı ataması yaptığımda Büyükşehir Belediyesi tarihinde bunun ilk olduğunu bilerek yapmadım bunu ama ilk olduğunu öğrendiğimde üzüldüm. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter yardımcısı var. Bu tabii her ne kadar beni gururlandırdıysa da açıkçası üzdü. Ve şu anda 3 tane oldu. 3 kadın genel sekreter yardımcınız var. Kadın daire başkanı sayımız olsun. Yani yöneticilerin sayısında 3 katına ulaştı daha önceki dönemlere oranla. O bakımdan benim için gurur verici bir durumdur bu. Tabii her geçen gün bunun daha fazla artması benim hedefim. Kadınların istihdamı önemli bir husus. Az önce o şaşırtıcı oranları gördüğümüzde elbette bu üzüntü verici. Tabii burada şu travmayı ben her kadınlarla buluştuğumda ve bu konulara dair konuşma yaptığımda mutlaka hatırlatıyorum. Kırsaldan kente göç yaşayan bir toplumuz ve bunu son dönemde çok hızlı yaşadık. Kırsalda yaşamımız sürerken bir anda kentli olduk. Çok uzak değil. Yani benim lise çağlarımda %50-50 idi neredeyse. Çocukluğumda %60'a %40'tı kırsalda yaşayanların kente yaşayanlara oranı. Yani %60'ı kırsalda yaşıyordu köylerde, %40'ı kentlerde yaşıyordu. Şu anda neredeyse %80'i %85'i kentlerde yaşıyor. Kadın kırsaldaki yaşama daha uyumluydu, daha hazırdı. Çünkü yüzyıllardır gelen bir gelenek vardı orada. Kadın, erkek bir arada tarımda çalışıyorlardı. Evin içinde üretimde ya da evin çevresinde üretimde, tarım, hayvancılık olsun birçok hususta emekte işbirliği yapıyordu kadın ve erkek. Hatta çoğu zaman o üretim ortamında, o eksende kadın erkekten daha verimli bir istihdam ortamı yaşıyordu. Tabii bir anda kente göçü yaşayınca, tabiri caizse kentte kadın hapis hayatı yaşar gibi oldu. Ben bunu evlerde yaklaşık 12 yıllık siyasi yaşamımda, 13 yıllık siyasi yaşamımda sıklıkla test ettim değerli hemşehrilerim, kıymetli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz. İnanın öyle kadın feryatları dinledim ki evlerde, bazen bir kadının hem Beylikdüzü'nde olsun hem daha sonrasında İstanbul'da olsun, bir kadının sokağının dışında İstanbul'la ilgili hiçbir bilgisi, hiçbir deneyiminin olmadığını dinledim. Çocuğuyla beraber, ki bunu en iyi siz muhtarlar biliyorsunuz.
En iyi siz yaşıyorsunuz. En iyi siz belki de dinliyorsunuz vatandaşları. Bir kadının çocuğuyla beraber, doğum yapmış bir kadının çocuğuyla beraber birkaç yıl belki de evi ve sokağının dışında hiçbir deneyimi olmadan çocuk yetiştirdiğini biliyorum. Bakın, bu psikolojik olarak, ruh sağlığı olarak rahat ve huzurlu olmayan bir kadının, bir annenin sağlıklı bir çocuk yetiştirebileceğine inanır mısınız? Bu mümkün değil. O bakımdan bu çok önemli bir sorumluluk. Çok çok önemli bir sorumluluk. Ben bu feryadı çok duyduğum için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımda projeleri tartışırken dedim ki özellikle yeni çocuğu doğmuş kadınlara İstanbul'da fırsat eşitliği, dolaşım özgürlüğü yaratıcı bir proje oluşturalım. Ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin çocuklarıyla birlikte şehri gezerken onlara ücretsiz ulaşım kartı verme düşüncemiz oradan doğdu. Ve bu 250 bine yakın kadına ulaştı sayısı şu anda. Evet, evet, biraz şöyle bakılabilir olaya. Yani bu idari olarak, mali olarak ki Sayıştay bizi sorguladı, hakkımızda bir süreç de başladı. Ama bu zorunluluk, umarım ki bunu konuşmayacağımız, bu eşitsizliği tartışmayacağımız günlere erişiriz, o zaman da bu kartı iptal ederiz. İnşallah bu olur. Ama şu anda ihtiyaç var. İnan mı ihtiyaç var? Yani ben ne istiyorum? Evinden dışarı çıkamayan, maddi imkansızlıklarından, özellikle bahanesi de o oluyor çünkü, çıkamayan bir kadın bebeğini yanına alsın, çocuğunu yanına alsın, kartını bastırsın, sağlık ocağına gitsin. Ya da bir parkı ziyarete gitsin. Ya da dolaşmaya gitsin. Ya da bir aile ziyaretine gitsin. Tekrar evine dönsün. Bu kenti yaşasın. Tek arzum o. Çevreyi gören, insanları gören o kadının hayata dair mutluluğu, birikimi çok fazla büyüyecektir. O bakımdan bu projeyi başlattık. Biz herkese eşit hizmet sunacağımızı, herkese fırsatta eşitlik sunacağımızı her yerde dile getirdik. O bakımdan gerçekten kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına bütün bu hususlar çok çok önemli. Değerli Genel Sekreter Yardımcımız bahsetti. Kreşlerimiz, sosyal yardımlarımız, anne bebek paketimiz, kadın dayanışma evimiz, kadın destek hattımız, birçok çalışmamız bu anlamda İstanbul'daki bu eşitsizliğin azaltılması, mümkün olduğu kadar toplumun fırsat eşitliğine kavuşması için atılan adımlar. Sizlerin de hem muhtarlarımız olarak hem meclis üyelerimiz olarak bu sürece ciddi katkılar sunduğunuzu, yoğun çabanın, yoğun çalışmaların içinde olduğunuzu biliyorum. Birlikte uyum ve işbirliği içerisinde hareket ederek kadınların yaşadıkları sorunları çok daha etkili bir biçimde çözebileceğime de tüm kalbimle inanıyorum. Ve sizinle işbirliğimizi çok daha fazla büyütmek istiyorum. Özellikle muhtarlarımızın kurmuş olduğumuz daire başkanlığımız vasıtasıyla bir kere felsefesini şöyle tanımlayalım. Yani kurduğumuz daire başkanlığımız sadece muhtarlarımızın bir ilişki merkezi olduğunu düşünmeyin. Oranın misyonu çok daha fazla. Tabii ki sizlerle beraber çalışacak. Tabii ki sizlerle beraber işbirliği yapacak. Sizlerle beraber mahallenin röntgenini çekecek. Bazı kılcal damar gibi 962 mahallesindeki süreçleri analiz edecek ki özellikle ilçe belediye meclis üyelerimizi de sürecin içine katarak mahallelerimizdeki sorunları analiz edecek. Bizim politikalarımızla eşleştirecek. Bütün mahallelere eşit hizmetin varlığı konusunda da bir ölçek oluşturacak. Oradan gelen akışla biz kurum olarak fotoğraf çekeceğiz. Hangi mahallede, hangi hususta eksiyiz, onu tamamlayalım. Hangi mahallede daha etkin,
hangi işi yaparız ki oradaki topluluğa hizmette bulunalım? Belki öyle mahallemiz vardır ki çocuk nüfusu yoğundur. Orada bir eksiğimiz vardır. Tabii ki bunu zaten yapmaya çalışıyoruz. İstanbul genelindeki haritalarımızla oluşturduğumuz İstanbul Planlama Ajansı buna bir altlık da oluşturuyor. Ama yapıyoruz, planlıyoruz ama sahadaki etkisi hangi ölçüde var? Bunu yeni kurduğumuz daire başkanlığımızda daha etkin, daha güncel, daha anlık sizlerin vasıtasıyla, sizlerin işbirliğiyle. Yani ben İstanbul'un 962 muhtarını, özellikle siz kıymetli kadın muhtarlarımızı bu daire başkanlığımızın birer gönüllü üyesi, ferdi orayı kalkındırmak, orayı yukarıya taşımak konusunda sağlam bir merkezi haline dönüştürmenizi istiyorum. Bunu niye istiyorum? Ben de hani gözüm oranın üzerinde olacak, sizlerle bu kurumun, bugün Ekrem İmamoğlu var, yarın bir başkası olabilir. Bu kurumun o ağ kurma, o ilişki kurma kabiliyetini her daim muhtarlarla eksiksiz var olmasını sağlamak istiyorum. O bakımdan muhtarlarımızın halkın kendi kanaatiyle, takdiriyle seçtiği, adayların da kendi kanaati ve takdiriyle hiçbir etki altında bulunmaksızın aday olmaya karar verdiği, böylesi bir demokrasi kanalının hizmet birimiyle etkin ilişki kurma hususundaki o demokratik zincirin halkaları gibi buluşmasını sağlamak bizim yereldeki gücümüzün en önemli duygularından birini tamamlayacak. O bakımdan hem bu daire başkanlığımız hem sizlerin katılımı bizim iş kalitemiz açısından, yaptığımız işin aynasını oluşturması açısından kıymetli buluyor. Lütfen katkılarınızı bizden esirgemeyin diyorum. Hayırlı olsun bu daire başkanlığınız. Uyumlu çalışmalarımız artsın. İstanbul'umuz, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın en gururlu, en onurlu görevlerinden bir tanesi güzel İstanbul'a hizmet etmek. Kadim kente. Dün Süleymaniye çevresini gezdim ve Süleymaniye çevresinin gerçekten yeniden daha güçlü o tarihi karakterini kuvvetli bir biçimde kazandığı bir pozisyonuna kavuşması için işbirliği yapma hususunda hem bürokrasimizle hem Fatih Belediyesi ile, belediye başkanı ile bir gezi yaptık. Orada Osmanlı'nın o izini, Süleymaniye Camii'nin İstanbul'a verdiği o yeni ruhu hissettim. Daha sonrasında Yerebatan Sarnıcı'na girdim ki çok güzel bir restorasyon yaptık orada. Sonuna yaklaşıyoruz. Mayıs ayında inşallah bitecek. Umuyorum ilk gezilerimizden birinde daire başkanımız pozitif ayrımcılık yapsın. Sadece kadın muhtarlarımızı gezdirsin. Dünyanın en fazla ziyaret alan noktalarından birisi haline getireceğiz orayı. Orada yürüdüğünde 6. yüzyılda 500'lü yıllar, yani söylemesi bile güç, 500'lü yıllar yani 1500-1600 yıl önce yapılmış yerdeki taşların üstünde yürürken tüylerim diken diken oldu. Yani ne kadar büyük bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Onun için yaptığınız hizmeti bugüne dair bir hizmet değil, binlerce yıllık geçmişinden gelen Beşiktaş'ta yaptığımız Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey hattımızın Beşiktaş durağında yaptığımız kazıda 3500 yıl öncesine ait insan kalıntısı var. Özür diliyorum, milattan önce 3500, yani 5500-6000 yıl öncesine ait insan kalıntısı var. Daha eskiye ait bazı eşyalar, bazı simgeler kalıntısı var. Ne kadar büyük bir medeniyetin bugünkü temsilciliği, çok asil bir şey. Bunu lütfen hissedin. Onun için bizi bazen boş işlerle uğraştıran, boş gündemlerle uğraştıran, çarpıştıran, kavga ettiren duygular olabilir, sözler olabilir. Bu sözlerin sahipleri de olabilir. Umursamayın, görmeyin. Bu millet, bu medeniyetlerin üzerinde sorumluluk almış bir millettir. Asildir. Akılla, bilimle, gerçek konularla, kadın
erkek fırsat eşitliğiyle, bu ülkenin çocuklarının iyi yetişmesiyle, kız çocuklarının daha da iyi yetişmesiyle meşgul olması gereken bir millettir. Boş işlere uğraşacak bir millet değildir. O bakımdan gerçekten bu duygularla 16 milyonluk kentimize hizmet ediyorum. Sizler de bu kentin o kılcal damarlarındaki aktif, cıvıl cıvıl yönetici kadınlarısınız. Sayısı artmalı. Belki de gün gelecek bu meclisin sandalyelerinde şu gördüğünüz boş koltukları sadece erkekler dolduracak, diğeri böyle kadınlarla dolu olacak. Böyle bir ortamın İstanbul'a çok iyi geleceğini düşünüyorum. Eşitliğin, ahlaklı, adaletli ve yaratıcı bir ortamın, o dengenin bu kente iyi geleceğini düşünüyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz şimdiden kutlu olsun. Hepinize çok başarılı, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Evlerinize, mahallelerinize lütfen İstanbul Belediye Başkanı'ndan size selam getirdim sözünü lütfen unutmayın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne güzel, Mehmet'le saygı iletin. Tamamdır efendim. Evlerimize, mahallelerimize. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.